Evet, Sırbistan'daki 3. günümüz. Şu an Spotika diye bir Macaristan sınırındaki bir yerdeyiz. Burası da büyük şehirlerden bir tanesi. Şu arkada çok güzel bir manzara var. Şöyle dönüp göstereyim. Çok güzel bir bina var. Biz buraya Belgrad'dan geldik. Yaklaşık 2 saat sürdü. Ücretli yol kullandık arabaya giderken. O da 720 dinardı. Ücretsiz yol kullanırsanız da 3 saat sürüyor. Tercih sizin. Şimdi bu şehri biraz keşfedelim. Buradan da bir el sallayın gençler. Hi. Merhaba. Rasim Baba. Nasıl? Hava çok güzel değil mi ya? Ağaçların arasında gezecek bir hava var. Yani şu anda. Şehrin mimarisi de harika yani şu anda. Kötü bir şeyle karşılaşmıyorum çok şükür. Şunlardan yememiz lazım buranın köftesi. Buradan mı yesek acaba? Aa, düğün şey var bak. Gelin var. Gelin denk geldi. Sipariş vermekte zorlandık. Şundan söyledik. Bu domuzmuş. Bundan söyledik o yüzden. Bir tane şundan söyledik. Patates söyledik. İnegöl köftenin büyük hali gibi. Tadına bakıyorum. Ya bizim köfte gibi ya. Biraz hazır köfte de benziyor. Bir sürü sos koydular. Bu köfte güzel. Sosu da falan. Ben... Bence bu da aynı da. Bu cevapi miydi? Aynen o cevapi. Yani şu, şuradaki. Çok sade bir tadı var. Fena değil. Bu biraz daha iyi sanki. Yani. Toplam kaç para verdik? 2640. 2640 dinar. Dinar, aynen. İyi tutmuş yani. 600 lira işte, 650 lira falan. Hmm. Biz yine de götürüyorduk. Evet, yemekten çıktık. Ne diyorsun Orhan yemeklere? Vallahi iyiydi ya. İyi ben miydi? Doydum yani. Doyurucu. Biraz fazla yedik sanki ya. Evet. Yani bir kiloya yakın et yedik yani. Nereden baksan. Rasim? Vallahi bir kiloya yakın et yedik, çok doğru. Yalnız etler Türkiye'deki kalitede değil. Değil mi? Lezzetsizdi ya bence. Lezzetsiz, aynen.
Ya da biz damak tadından alışıyoruz artık, nasıl diyeyim. Tipi İnegöl köfteymiş gibi gözüküyor ama aslında değil. Yani bizim oranın en düşük köftesi bundan daha iyidir diyebilirim. Ya hazır köfteyle işte el yapımı köfte arası bir şey olmuş. Ya fiyatı çok yüksek mi değil. İşte buranın da meşhur yemeği buymuş zaten. Ne demiş olduk 3. gün. Subotika burasının genel mimarileri de güzel. Mimarisi İnşaat, evet güzel. Kalemlerine de baktık. Denk geldik daha doğrusu. Güzel yani. Son sistem kullanıyorlar. Binalar güzel. Şey değil ya. Dün gittiğimiz yerden çok çok daha güzel mimarisi. Şantiyeleri az ama mimarileri çok güzel. Bir tane kilise. Ve disiplinli şekilde yapıyorlar. Kiliseye denk geldik. Uluslararası projelere uygun bir şekilde gidiyorlar yani. Absürt İçeride bir... şu an ayın. Gel bir bakalım ya şuraya. Ha, ayın var galiba bunun. Bugün de pazar. Evet. Burada İsa'yı heykeli. Kamera yasakmış. Hemen çıktık. İnşallah ayıp olmamıştır. Burası çok sakin bir yer. Yani çocuk parkı var. Bir ses oradan geliyor sadece. Şimdi Novi Sad'a gideceğiz. Buradan yaklaşık bir saat gösteriyor. Biraz geç kaldık açıkçası. Gitmek için ama yapacak bir şey yok. Yolumuzun üzerinde zaten. Mecbur geçeceğiz. Yine paralı yol kullanırız. Daha yakın sürer. Akşam saati burada da yormuş oluyoruz. Evet, Novi Sad'a vardık. Saat şu an 8.30. Hava biraz serin burada. Bir bakalım ne var ne yok. Geldik Novi Sad'a. Bakalım burasında neler varmış bir görelim. Novi Sad. Sırbistan ikinci büyük şehri. Biraz geç geldik ama akşam da en azından görmüş olacağız. Birkaç saat takılırız burada. Belgrad'a yakın, bir saat mesafede burası. 1 euro 116 dinar. İlk gün geldiğimizde 115'ti. Burası meydana doğru gidiyor büyük ihtimalle. It's ready, right? Yeah, it's okay. Ah, okay. Yeah, it's melted sugar. No, 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 what is this? For us? Yes. Thank you. We'll find the coin. Okay. Evet. Evet, şöyle Novi Sad'da cadde üstünde bir tane makaracıya geldik. Nasıl yazıldı göster bakalım. Yani şöyle kurtos kolak. Bu herhalde şey Novi Sad'daki bir tane makaracı. Aynen. Şöyle çok güzel. Bizim ceviz lokuma benziyor ilk kokusuyla beraber. Aynen ceviz lokuma benziyor. Bunu makaraya sararak yapalım. Bu çok ağır değil. Hafif. Şekerli. Bu çok sıcak ya. Ya vallahi bizim ceviz lokuma kandırıyor yani. Kanka dene bakalım. Fena değil ya, ben beğendim. Tadı güzel, az şekerli. Sanki ballandırılmış. Kaç paraydı? 300 dinar mıydı? 300 dinar. Yaklaşık işte 75 TL mi geliyor? Evet. 75 TL falan geliyor. Ama
3 kişi çok rahat bir şekilde yer yani. Kahveli bir şekilde. İç cephede tatlandırılmış şekerin var. Yani bal gibi böyle. Dışı kıtır. Çok güzel tat veriyor. İçi de yumuşak. Üstünde de zaten fındıkla ceviz var. Tam istedim. Şöyle ben tadına bakayım ya. Oğlum bu çok... Ben çok güzel bir not veriyorum buna. Ya benim hoşuma gitti, güzel. Thank you. Kahvelerimiz de geldi. Kanka benim en güzel notu buna veriyorum. Çok başarılı yaptım. Yediğin en iyi şey olabilir mi? Ben bunu Budapest'te yemiştim. Bunlar aslında Çek Cumhuriyeti'nin meşhur lezzeti. Adını şu an hatırlamıyorum da. En meşhur orası. Bu onlardan daha güzel olmuş bence. Dışı kıtır kıtır çünkü. Pişerken su damlıyordu. Büyük ihtimalle o yüzden dışını kıtırlaştırdı. Bayağı lezzetli yani. Güzel.